13 Mart 2023 Cumhuriyet Barış Terkoğlu Erdoğan'ın Tayyo 2 Gömleği Siyaset kuvvetle yapılıyor. Örgüt, kitleselleşme, cephe kurmaksa güç biriktirmenin yolu. Strateji, kendi safını büyütürken karşıdakileri küçültme üzerine kurgulanıyor. İktidar, Hizbullah'ın yasal partisi Hüdapar'ı kendisine kattı. Böylece Kürt İslamcılığıyla MHP'li ülkücüler bir çizgide buluşmuş oldu. İkinci savaşsa milli görüş üzerinde yaşandı. Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nda olmasına teessüf eden AKP, Fatih Erbakan üzerinden yeniden refah hamlesi yaptı. Haliyle siyasetin ana konusu, milli görüş daha doğru deyişle Erbakan'ın siyasi mirası Erdoğan'a destek vermeli mi oldu? Peki Erbakan yaşasa Erdoğan'a destek verir miydi sorusunun basit bir cevabı var. Hayır. Evet, Erbakan CHP ile karşılıklı siyaset yaptı. Merkez sağla kavga etti, askerle zaman zaman gerildi ancak siyasi hayatının en ağır sözlerini tartışmasız Erdoğan'a ve AKP'ye söyledi. Erbakan iktidar olduktan sonra Erdoğan'ın asıl yüzünü gösterdiğini söylüyordu. Erdoğan için George Bush'u ziyaret etti, Büyük İsrail Projesi eş başkanlığını aldı diyecekti. Erbakan ABD'de Erdoğan'a giydirilen Fahri Doktora üniformasını gösterip kendisine yeni gömleğini giydirdiler. Bu gömleğin adı Tayyo 2. Dikkat edin göğsünde bir takım işaretler var. Tefsirini yaparsam ağlarsınız diyordu. Erbakan'ın kastettiği Erdoğan'ın göğsündeki haç işaretleriydi. Erdoğan'ın geldiği noktayı ben 30 sene okuttum Elinoğlu 3 günde halletti sözleriyle anlatacaktı. Ömrü Erdoğan iktidarının ilk 10 yılını görmeye yetti. Tayyip gitmiş dış mihrakların baltasına, sevr baltasına sap olmuş. AKP'ye oy vermek cehenneme bilet atmak gibidir. AKP'yi kurduran siyonizmdir. Bir insanın yedi sülalesi alnını secdeden kaldırmasa böyle bir vebali affettiremez. Saadet Partisi varken milli görüşçüyüm diye kurulan başka partiler palyaçodur. Irkçı emperyalizm AKP'yi kendisine hizmet etmesi için kurdurdu. Bak Tayyip, İmam Hatip mezunuyum diyorsun, namaz kılıyorsun, namazda ne okuyorsan tersini yapıyorsun. Sen ne iktisatçısın, senin iktisatla ne alakan var? Tarım zaten yok olmuş, hayvancılığı yok etmişsin, milli hiçbir müessese bırakmamışsın. Sen ezilenleri daha çok ezmek için geldin, sen sadece işbirlikçilere hizmet ediyorsun. Türkiye bölünsün mü, bölünmesin mi? Bölünsün istiyorsan AKP'ye oy ver. Erbakan'ın AKP ile ilgili sözleri hep böyleydi. Son gününe kadar çizgisini bozmadı. Ölümünden sadece 2 ay önce kendisini dinleyenleri şunları söylemişti. Bana diyorlar ki evlatlarınız iktidarda, iyi kötü idare ediyorlar. Sen bunlara aferin desen etrafında pervane olurlar. Erbakan neden bunu yapmadığını şöyle açıklıyordu. AKP'yi rujluyor, pudralıyor, bize İslam'a hizmet eden bir parti gibi göstermek için ne lazımsa yapıyorlar. Meselenin bir ayrıntısı var. Erbakan bu konuşmayı Trabzon'da yapıyordu. Bu sırada AKP Trabzon İl Başkanı da dinlemeye gelmişti. Ona döndü. Bana bak evladım sen bu AKP'de ne arıyorsun dedi. Senin AKP dediğin sonunda düğünü umumiyet tahsildarı. Bunun arkasından nasıl gidersin be evladım yahu? Kendine gel ne olduğunu gör nasihatıyla bitirdi. Sanmayın ki Erdoğan da onu sevdi. Erbakan'ın kayıp trilyon davasındaki cezasını ona karşı sistematik olarak kullandı. Örneğin Baykal'ı Erbakan'a benzeterek eleştiriyordu. Önce bu milletin vergisinden sana verilen paranın 1 trilyonunu nerede harcadığının hesabını ver. Anayasa Mahkemesi seni mahkum etti. Senden önce başka bir siyasi de böyle yapmıştı. Kastettiği tabii ki Erbakan'dı. Üstelik Erbakan'ı FETÖ'cülere bile şikayet etti. 16 Temmuz 2007'de STV'de Erbakan için şunları söyledi. Sen bir taraftan sandalyeyle dolaşacaksın, bir taraftan hastane raporları şunlar bunlar çıkarıp göndereceksin. Ondan sonra da bu siyasi mücadelenin içerisinde bir şeyler toparlayabilir miyim, prim yapabilir miyim, bunun gayreti içerisine gireceksin. Mitinglerde hedefi ne Erbakan'dı. Cennetten yer parselliyor, bazılarını cehenneme gönderiyor. Allah'ın avukatlığını kim verdi sana? Biz böylelerini çok iyi biliriz. Yollarımızı niye ayırdığımızı milletimiz de iyi biliyor. Zaman içinde tek adam, otoriter lider, politbüro ailesini siyasete karıştırdı gibi eleştiriler de yaptı. Bir gün aynı sözlerin kendisine karşı kullanılacağını düşünmedi. Kısacası Erbakan için CHP bir rakip farklı bir yoldu. Eleştirse de hiçbir zaman anlaşamasa da aynı masada oldu. Hatta koalisyon ortaklığı yaptı. Erdoğan onun için Tayyo 2 dediği bir gömleksizdi. Bugün yaşasa oğluna dönüp eğer onu desteklersen 21 yılın günahlarına ortak olacaksın derdi. Haini çoğu zaman bir yerlerde ararız. Oysa Joseph Conrad'ın dediği gibi insan yalnızca kendi vicdanına ihanet edebilir. 13 Mart 2023. Cumhuriyet. Barış Terkoğlu. Erdoğan'ın Tayyo 2 gömleği.